Kağıt elimizde el yapımı kağıt olarak karşımıza çıktı. Kendi aynasıyla, kendi damgasıyla bu kağıtta ve kağıdın izini sürdük. Şimdi bu Almanya Köln, İsviçre Basel el yapımı ve bu konuda bize Arif Hocam da Bursa Teknik Üniversitesi. Bu yaptığınız işten ben büyük gurur duydum. Çünkü böyle bir kitap benim uzun yıllardır da hayalimdi. Hem de Ketebe'nin bize böyle bir projeyi açıklamasıyla başladı. Açıkçası çok heyecan duyduk. Bir de ilk defa dediğiniz gibi böyle bir projeyle karşılaştık. Aşamada yayın eviyle bunun işte brief toplantılarını yaparken okuyucuyu biraz şaşırtalım istedik. Kağıt aslında günümüz uygarlığının en temel maddesi. Bence tekerlekten daha önemli. Çünkü kağıt hem yüzyıllar içerisinde küreselleşmenin tetikleyicisi olmuştur. Hatta ana unsuru olmuştur. Hem de bilginin kaydedilmesi bakımından en önemli malzemedir. Ve günümüz uygarlığı kağıdın icat edilmesinden önceki hiçbir bilgiyi saklayamamıştır. Ve dolayısıyla kağıdın önemi açık. Bunu yani izah etmeye gerek yok fazla. Ve kağıt konusu günümüzde yeterince önem verilmeyen bir konu. Kağıdın tarihi bile dünyada ancak 18. yüzyıldan sonra araştırılmaya başlanmıştır. İşte buradan hareketle Ketebe çok güzel bir esere imza attı. Şimdi en önemli özel yanı kağıdın tarihini anlatmasının yanı sıra her kağıdın örneklerini de içinde orijinal olarak vermesidir. Yani sadece bir fotoğraf şeklinde değil, parmağınızda dokunduğunuzda kendisini hissedeceğiniz bir sayfa düzeni içerisinde kağıt örnekleri var. Bence en güzel tarafı bu. Yani canlı olarak parşömeni karşınıza getiriyor. Canlı olarak papirüsü karşınıza getiriyor. Bu çok önemli. Bir anlamda bir serüveni, bir deneyime çıkartalım, bir tecrübe yaşatalım. Ya, kağıt kitabı aslında prodüksiyon kitap dediğimiz, daha sadece editoryal ve baskı süreçlerinden, tasarım süreçlerinden oluşmayan, daha geniş kapsamlı bir kitap çalışması. Onu şöyle söyleyebiliriz aslında, biz biraz böyle sergi kitap olarak sınıflandırıyoruz bu tarz kitapları. Okuyucuya bir deneyim yaşatma anlamında. Mesela nasıl deneyimler yaşayabiliyor? Bir tasarımı çok özel, içerisinde kullanılan kağıtlar çok özel. Bununla birlikte kağıt kitabını siz okurken bir takım sürprizler sizi bekliyor. Bunlar da özel kağıtlar. 5 farklı özel kağıdı okuyucu hem görebilir, hem hissedebilir, hem de bununla ilgili bir deneyim yaşayabilir. Şöyle, Japonya'dan bir kağıdımız var, bir Kore ürünlü kağıt var. Bunların hepsi el yapımı kağıtlar. Bir Nepal ürünlü kağıt var. Bir tane Mısır papirüsü var, bu kitaplardan, tarih kitaplarından bildiğimiz kağıt. Son olarak da bir de Türkiye'de üretilmiş, geri dönüşüm malzemelerden üretilen bir kağıdımız var kitabın içerisinde. Aynı zamanda kitabın tarihçesini kitap içerisinde böyle okurken günümüze kadar bu malzemeleri de, bu kağıtları da görmüş oluyorsunuz. Ama yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 8 ay gibi bir süreç sürdü. Yani standart kitaplardan epeyce uzun bir süreç oluyor. Bizim tasarımımız yaklaşık bir 4-5 ay gibi bir
tasarıydı başlangıçta. Ve şöyle bir farkındalık uyandıracak okuyucuda. Aslında kağıt dediğimiz şey bir iletişim materyali. Yani şu an kullandığınız mikrofondan ya da cep telefonu ekranından hiçbir farkı yok. Bir takım işaretleri birilerine gönderiyor. Tezahür ediyor o işaretler. Bunlar genellikle rakamlar ve sayılı harfler oluyor. Sonrasında bunlar da insanlara bilgiyi ulaştırmak için yayılıyorlar. Dolayısıyla okuyucu biraz kağıdın bu niteliğini de göz önünde bulunduracak. Yani aslında daha kalıcı bir şekilde kağıtla ilgili bilgi sahibi olacak.